Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zeytinyağı Kalite Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökçan'la Mehmet Yavuz Demir, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve üreticilerin katıldığı ödül töreninde bronz, gümüş, altın ve jüri özel ödül olmak üzere çok sayıda zeytinyağı üreticisine plaket verildi. Çok kıymetli zeytin üreticileri, çok güzel Çobakdağlı kadınlarımız, ilimizin dört bir yanından gelen kadın üreticilerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli ve 36 binle var yok yılına göre 40 bin arasında değişen, 40 bin ton arasında değişen zeytinyağı rekortemiz. Yok yıllarında 150 bin tondan, var yıllarında 200 küsur bin aşan zeytinciliği, zeytinyağlarını üreten çok değerli üreticilerimiz. Muğla'nın başak ürünüdür zeytin. Özgüveni yüksek, ahlaklı bireyler yetiştirme haricinde araştırma geliştirmeye katkı sunmak ve tabii ki öğrencilerimize yeterli şekilde sanat, kültür ve spor alanında onları yetiştirmek gibi üç tane büyük amacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle vurguladığı gibi üniversiteler artık dördüncü büyük şapkasını takmak zorunda. Bu dördüncü büyük şapka topluma katkı, topluma destek, topluma etkileşime, topluma fayda sağlamak. Bu bağlamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Bugünkü konuyla ilgili olması itibariyle yakın zamanda, ki çok yakın, bu pazartesi yapılmış olan zeytinyağı çalıştayını organize ettik. Ya, pazartesi günü buradaydım. Allah nasip ederse, cuma günü meclis müsaade ederse, çalışma biterse burada olacağımı söyledim. Evet, zeytin ve zeytinciler bizim başımızın tacı. Her zaman sizlerin yanındayız. Az önce Barış Müdürüm bakanlığımızın yaptığı uygulamalardan bahsetti. Üreticilerimize verdiğimiz desteklerden bahsetti. Zeytin bolluk ve bereket demek Muğla'mızın kadim kültürü. Ama son dönemde özellikle zeytin üzerinden yapılan muhalefeti de asla doğru bulmuyorum. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Az önce Sayın Hatip bize yargıçlar gerekiyor dedi. Bizim yargıcı ihtiyacımız yok. Bizim Muğla'yı seven, vatanını, milletini ve zeytini seven üreticilere ihtiyacımız var. Bizim başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Polimella diye eski Roma'da bu bitkiler üzerine ilim yapmış bir bitki yazarı bunu söylemiş. Ve hem bitkilerin denizlisi demiş hem de en kıymetlisi demiş. Bu yönden bir kere biz bölge olarak çok şanslıyız, kıymetli dostlarım. Zeytin deyince bugün Türkiye'de artık marka olarak Muğla, Allah'a şükür, en önde anılıyor. Hem zeytiniyle hem yağıyla. Bunun kıymetini, kadrini elbette biz çok iyi biliyoruz. Biraz önce Yelda Bekir'imizin de söylediği gibi farklı algılar üretilmeye çalışılıyor. Bunları lütfen bizler hiç dikkate almıyoruz, sizler de hiç dikkate almayın. Bu dönemde, iktidarımız döneminde emin olun Cumhuriyet'ten bu yana belki dikilmiş olan binaların 100 misli dikildi bölgemizde. 100 misli. Ben bu algıyı yaratanlara şunu söylemek istiyorum. Biz bu binaları yangından sonra dikerken neden bu arkadaşlarımız bizimle bir ara umutluluğu paylaşmadı? Merak ediyorum. Görmedik o meydanlarda. Yer çıktı. Bunları derledik ama maalesef kısamadık, küçültemedik. Artık okumak size kalıyor. Bir teknoloji, iki tane kişi. Yani kaynağımız açısından çok zengin. İki yerde var. Aydın'da ve Moğla'da.
üzerinde çalışılması gereken çok önemli bir şey. Genç kaynaklarını toplayalım. Bu bölgeden bahçelerde farklı özellikli olanlar toplayalım. Bunları üniversitenin yer bahçesi. Konuşmaların ardından zeytinyağı kalite ödül yarışmasına katılan üreticilerin tamamına katılım belgesi verilirken bronz, gümüş ve altın madalyaları dağıtımı yapıldı. Yaşadığımız Muğla'da ortaya çıktı. Şimdi sergiler iki tane konum var. Öncelikle gümüş madalya ödüllerini dağıtmak üzere. Törende jüri özel ödülleri de dağıtıldı. Jüri özel ödülü alan ve Menteşe Yeşilyurt Mahallesi'nde çekimleri yapılan Kalk Gidelim dizisinin başrol oyuncularından Mehtap Bayri'nin yetiştirdiği zeytinyağı jüri özel ödülüne layık görüldü.